Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, vokabula, was bedeutet das? Evet, kelime bilgisine geçiyoruz arkadaşlar. Burada was bedeutet das, bu ne anlama geliyor? Şimdi belli başlı yapılar vardır biliyorsunuz. Türkçede de deyimler, tam olarak deyimler olmasa da Almanca'da isimler ve bunların yanında ilgili fiiller bir araya geldiğinde farklı farklı anlamlara gidebiliyor. Biz bunu şimdi inceliyor olacağız. Öncelikle o yapıları görüyor olacağız ve bu yapıların ne anlamlara geldiklerini inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle bire baktığımızda arkadaşlar, bu sol taraftaki kolonu sağ taraftaki kolonla şey yapmaya çalışacağız, eşleştirmeye çalışacağız. Öncelikle 1 ile bir başlayalım. Şimdi 1 de bize ne diyor? Ein Kind zur Welt bringen. Tıpkı güzel Türkçemizdeki gibi aslında. Ein Kind neydi çocuklar, arkadaşlar? Evet, zaman zaman tabii öğrenciler çocuk olunca çocuklar diyebiliyorum, kusura bakmayın. Tabii aramızda belki çocuk izleyici de olabilir. Şimdi buraya baktığımızda ein Kind zur Welt bringen derken, ein Kind çocuk demek arkadaşlar. Zur Welt bringen, dünyaya getirmek. Yani dünyaya bir çocuk getirmek demeyiz de ne deriz güzel Türkçe'de? Dünyaya bir bebek getirmek deriz değil mi? Yani ne demek? Doğum yapmak demek değil mi arkadaşlar? Öncelikle bunları bir bitirelim. Onun ardından bunların olası anlamlarına bakalım. Öncelikle buradaki kalıpları bir inceleyelim. Demek ki ein Kind zur Welt bringen denildiğinde dünyaya çocuk getirmek, yani bebek doğurmak anlamına gelmiş oluyor. İkiye baktığımızda arkadaşlar, eine Reise unternehmen. Eine Reise neydi arkadaşlar? Seyahat demekti. Unternehmen, unternehmen neydi arkadaşlar? Bir şeyi yürütmek, bir şeyi yönetmek anlamına da gelebiliyor. Mesela bu ticarette olabilir. Ancak buraya baktığımızda eine Reise unternehmen, bir seyahat yapmak. Yani kısa süreliğine bir seyahate çıkmak anlamında. Mesela güzel Türkçe'de ne deriz? Seyahate çıkmak deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca karşılığı eine Reise unternehmen şeklindeymiş. Sonrakine bakalım arkadaşlar. In einem Konflikt vermitteln. Evet, in einem Konflikt vermitteln derken, vermitteln arkadaşlar aracılık etmek demek. In einem Konflikt arkadaşlar bir ikilem, bir uzlaşma yoksa eğer, bir ne vardır arkadaşlar? Bir karşıtlık vardır. Öyle değil mi? Bir karşıtlıkta ara buluculuk yapmak. Yani bu ne olabilir arkadaşlar? İki tarafta mesela bir noktada anlaşamıyorsa ne oluyor? Bir karşıt durum söz konusu değil mi? Biz buna konflikt diyoruz. Dolayısıyla vermitteln ara buluculuk yapmak. Yani üçüncü kişi geliyor ve diyor ki işte siyah değil, beyaz değil, gri diyor. Değil mi? Dolayısıyla vermitteln de ara buluculuk yapmak demek. Dolayısıyla in einem Konflikt vermitteln neymiş? Bir karşıtlıkta ne yapmak? İki tarafı da, iki partiyi de ne yapmış oluyoruz? Uzlaştırmış oluyoruz. Gri'yi de birleştirmiş oluyoruz değil mi? Sonrakine bakalım arkadaşlar. Zur Welt kommen. Evet, az önce görmüştük. Welt neydi? Dünya. Dünyaya gelmek ne demek? Güzel Türkçe'de de öyle diyoruz. Neydi? Doğmak demek, öyle değil mi? Zur Welt kommen demek ki doğmak demekmiş. Burayı yaptık şimdi arkadaşlar. Bunları, sol kolonu, şimdi sağ tarafta, yani bunların anlamları, olası anlamlarına bakalım ve ondan sonra eşleştirelim. Şimdi A'ya baktığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz demek ki? Sol kolondakilerden birisinin anlamı çıkacak ortaya. Jemand versucht bei einem Streit für beide Parteien einen Kompromiss zu finden. Evet. Öncelikle bir inceleyelim arkadaşlar. Tabii burada yeni kelimeleri, yapıları görürken başka başka şeyler de çıkıyor karşımıza. Jemand versucht derken arkadaşlar, jemand her kimse anlamında. Kimse, birisi. Versuchen denemek demek arkadaşlar. Bei einem Streit, der Streit arkadaşlar kavga anlamında. Bei einem Streit bir kavgada
anlamına geliyor. Für beide Parteien. Evet, für beide, her iki parti için, her iki taraf için demek ki für beide Parteien demek arkadaşlar. Demek ki jemand versucht, birisi, her kimse ne deniyor? Bei einem Versuch, bei einem Streit, bir kavgada, für beide Parteien, her iki taraf için, einen Kompromiss zu finden. Einen Kompromiss, uzlaşma demek arkadaşlar. Bakın, der Kompromiss isim haliyle karşımıza çıkıyor. Uzlaşma demek arkadaşlar. Uzlaşma, bulmak. Kompromiss finden. Dolayısıyla burada zu plus infinitif, yani zu finden görüyoruz. Kompromiss zu finden. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda ne diyor bize? Jemand versucht, birisi deniyor. Neyi deniyor? Bei einem Streit, bir kavgada, für beide Parteien, iki taraf için, einen Kompromiss zu finden. Bir uzlaşmayı bulmak. Değil mi? Bir uzlaşmayı bulmak diyor. Şimdi birazdan eşleştirmeyi yapacağız. B'ye bakalım dilerseniz arkadaşlar. Jemand wird geboren. Evet, bu da çok bariz. Jemand, az önce de söyledik. Her kimse, wird geboren, kim? Birisi, wird geboren, geboren neydi arkadaşlar? Doğmak demekti. Birisi doğar. Jemand wird geboren. Evet, bunu birazdan ne yapacağız arkadaşlar? Sağ kolonu sol taraftaki kolonla ne yapacağız? Eşleştiriyor olacağız. Ama önce C ile devam edelim. Burada ne diyor bize? Jemand verreist für eine bestimmte Zeit. Evet, her kim ne yapıyormuş? Verreist, verreisen neydi? Seyahat etmek demekti. Für eine bestimmte Zeit, bestimmte Zeit, belli bir zaman için. Für eine bestimmte Zeit, belli başlı bir zaman için, değil mi? Yani o seyahat edilecek zaman belirli. Dolayısıyla belirli bir zaman için birisi seyahate çıkıyor derken jemand verreist für eine bestimmte Zeit diyoruz. D'ye bakalım. Eine Frau bekommt ein Kind. Evet, bir kadın. Bekommen neydi arkadaşlar? Elde etmek demekti. Ein Kind. Bir kadın bir bebek ya da bir çocuk elde ediyor. Ne olabilir bu arkadaşlar? Yani bir kadın, bir kadının çocuğu oluyor. Değil mi? Dolayısıyla eine Frau bekommt ein Kind demiş oluyoruz bunun Almancasında. Şimdi sizden isteğim arkadaşlar, size biraz vakit vereceğim. Bu tabloyu şöyle bir inceleyelim. Kendimiz bir eşleştirmeye çalışalım. Onun ardından beraber eşleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar, burada demek ki bir ile başlayacak olursak ein Kind zur Welt bringen, evet, bir çocuğu ya da bir bebeği dünyaya getirmek diyoruz değil mi? Ein Kind zur Welt bringen. Şimdi buraya baktığımızda acaba hangisiyle eşleşiyor olabilir? Doğmak, değil mi? Doğmakla ilgili bir fiilimiz olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda burada öyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü burada finden var. Bulmak demek. Dolayısıyla bu olmaz değil mi? B'ye bakalım. Doğmak ne var burada? Bakın B'de. Geboren. Evet. Doğmak demek. Ancak bir tane doğmak daha var. Buraya bir soru işareti koyalım. C'ye bakalım. Burada doğmak var mı? Anahtar kelime arıyoruz arkadaşlar. Anahtar kelime geboren ya da, değil mi? Ne olabilir? Dünyaya gelmek anlamına gelen başka bir eylem olabilir. C'ye baktığımızda verreisen, bu da seyahat etmek, bu da olmuyor. Demek ki önce bir B'yi cebimize alıyoruz. D'ye bakalım arkadaşlar. Eine Frau bekommt ein Kind. Bir kadın bir ne oluyor? Bir çocuğu oluyor diyor. Şimdi B ve D arasında kaldık. Jemand wird geboren, birisi doğuyor. Mu deriz? Ein Kind zur Welt bringen, bir bebeği dünyaya getirmek. Hangisi olabilir? Jemand wird geboren mu? Yoksa eine Frau bekommt ein Kind mi? Evet. Yaptığınızı tahmin ediyorum. Arkadaşlar, ein Kind zur Welt bringen ne olacak? D. Eine Frau
becomes ein Kind diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla biri neyle eşleştireceğiz? D ile eşleştireceğiz. İkiye baktığımızda arkadaşlar eine Reise unternehmen, evet neydi? Bir seyahate çıkmak anlamına geliyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi biz buraya baktığımızda acaba hangisiyle eşleşiyor olabilir? Şimdi fiilin içerisinde Reise'nin geçtiği bir fiile bakmamız lazım. Şimdi A'ya baktığımızda Versuchen eylemini görüyoruz. Finden eylemini görüyoruz. Dolayısıyla A ile işimiz yok. B'ye bakıyoruz. Geboren. Bununla da işimiz yok. C'ye baktığımızda ne var arkadaşlar? Jemand verreist. Bakın Reisen ve verreisen değil mi? Aynı anlama geliyor. Dolayısıyla yani birisi seyahatken burada da seyahate çıkmak demek. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? C olacak değil mi? Jemand verreist für eine bestimmte Zeit. Birisi ne yapıyor? Belli bir süre için ne yapıyor? Seyahate çıkıyor derken dolayısıyla bunu C ile ne yapacağız? Eşleştiriyor olacağız. Şimdi üçe bir bakalım arkadaşlar. In einem Konflikt vermitteln derken neydi vermitteln? Uzlaşmayı, bir uzlaşmada arabuluculuk yapmak demekti değil mi vermitteln arkadaşlar? İki partiyi ne yapıyorduk? Birleştiriyorduk değil mi? Dolayısıyla burada hangisi olacak? A olacak öyle değil mi arkadaşlar? Jemand versucht bei einem Streit für beide Parteien einen Kompromiss zu finden. Dolayısıyla bu A ile eşleşiyor olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Dörde baktığımızda da burada ne geriye kaldı arkadaşlar? Zur Welt kommen, dünyaya gelmek demekti. Dolayısıyla sonuncusu ne arkadaşlar? Jemand wird geboren. Birisi doğuyor derken bunu da ne yapmış olacağız? Demek ki B ile birleştiriyor olacağız. Dersimizin ikinci bölümünde arkadaşlar anlamlandırmayla devam edeceğiz. Ancak burada hafiften bir deyimlere de giriş yapıyor olacağız arkadaşlar. Bunun devamı tabii geliyor olacak. Ancak bir başlangıç yapmak anlamında güzel olacaktır diye düşündüm ve buraya koydum bunu. Evet, 5'e baktığımızda şimdi öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Seine Pflicht erfüllen. Pflicht arkadaşlar yapılması gereken görev anlamında. Pflicht demek. Erfüllen de yerine getirmek demek. Demek ki görevini yerine, layıkıyla yerine getirmek diyecek olursak Seine Pflicht erfüllen pekala diyebiliriz. 6'ya bakalım arkadaşlar. Burada bir deyim var. Alles in Butter. Butter neydi arkadaşlar? Tereyağı demekti. Alles in Butter. Her şey tereyağının içinde. Acaba ne demek? Evet. Dediğim gibi bunu Türkçe ile böyle şey yapmamak lazım. Türkçe gibi düşünmemek ve Almanca dinamiğinde incelemek lazım. Ne demek olduğunu beraber çıkartacağız. Alles in Butter demek ki tereyağının içindeymiş. Acaba ne demek? 7'ye baktığımızda arkadaşlar Tomaten auf den Augen haben. Evet, bu da gene ilginç bir deyim. Tomat neydi arkadaşlar? Domates demek. Auf den Augen, gözlerin üstünde domateslerin olması acaba ne demek? Tomaten auf den Augen haben. Evet, gözünün üstünde, iki gözün üstünde domates var. Demek ne demek acaba? Evet, 8'e baktığımızda Nur Bahnhof verstehen. Evet, bu da gene esprili bir anlatım. Nur Bahnhof verstehen. Bahnhof neydi arkadaşlar? Tren istasyonu. Verstehen de anlamak. Sadece tren istasyonunu anlamak. Evet, acaba bu ne demek? Bu da gene çok esprili bir anlamı olan bir şey, durum arkadaşlar. Aslında baktığınızda Almanca'da deyimler esprili bir şekilde anlatılır. Ne demek istediğimizi birazdan çözümlüyor olacağız arkadaşlar. Demek ki Seine Pflicht erfüllen neymiş? Görevini layıkıyla doldurmak, yapmak anlamına geliyor. Erfüllen neydi? Doldurmak demekti. Alles in Butter, her şey tereyağının içinde. Ne demek? Şimdilik söylemeyelim. Siz çıkartmaya çalışacaksınız. Belki de bazılarınız bulmuştur bile. Tomaten auf den Augen haben, gözünün üstünde değil mi? İki gözün üstünde domatesin olması ne demek acaba? Nur Bahnhof verstehen, sadece tren istasyonunu anlıyorum derken acaba bu ne demek? Evet. Sağ tarafta anlamlara bakalım. E'ye baktığımızda arkadaşlar etwas nicht sehen, etwas nicht erkennen. Evet, etwas
bir şeyi görmemek derken etwas nicht sehen, erkennen tanımlamak demek arkadaşlar. Bir şeyi tanımlamamak anlamında etwas nicht erkennen diyoruz. Demek ki bir şeyi görmemek etwas nicht sehen, bir şeyi tanımlayamamak etwas nicht erkennen demekmiş. Efe baktığımızda nichts verstehen, verstehen neydi arkadaşlar? Anlamak demekti. Nichts verstehen, hiçbir şey anlamamak. O da verstehen wollen ya da anlamak istememek. Bakın, nichts verstehen, bir şeyi anlamamak. O da ya da verstehen wollen, bir şeyi anlamak istememek derken demek ki bu F acaba hangisiyle eşleşecek? Onu çıkartmaya çalışacağız birazdan. G'ye baktığımızda seine Aufgabe erledigen. Aufgabe neydi arkadaşlar? Die Aufgabe, etüttü, çalışmaydı değil mi? Ya da neydi? Görev anlamına da gelebiliyordu. Kendi görevini erledigen, evet erledigen arkadaşlar, halletmek, tamamlamak, bitirmek anlamında. Dolayısıyla seine Aufgabe erledigen diyecek olursak görevini tamamlamak, görevini halletmek, görevini noktalamak anlamına gelmiş oluyor. Seine Aufgabe erledigen. Ha ne diyor ha bize? Alles in Ordnung, her şey. Ordnung neydi arkadaşlar? Düzen demekti. Alles in Ordnung, her şey yolunda. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki bu sol kolondaki deyimler hangi anlama geliyor? Bunu bir inceleyelim. Evet, 5'e baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Seine Pflicht erfüllen, yani görevini ne yapmak? Tamamlamak, doldurmak, yapmak değil mi arkadaşlar? Seine Pflicht erfüllen. Baktığımızda acaba hangisiyle eşleşiyor? E'ye baktığımızda etwas nicht sehen erkennen demeyiz, öyle değil mi? Görmemek, tanımlayamamak diyemeyiz. F'e baktığımızda nicht verstehen anlamamak, o da verstehen wollen anlamak istememek, bu da değil. G'ye baktığımızda seine Aufgabe erledigen ne olacak arkadaşlar? Sanki bu olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? G'yi buraya getireceğiz, öyle değil mi? Demek ki seine Aufgabe erledigen, görevini tamamlamak diyecek olursak seine Pflicht erfüllen şeklinde yorumlamış oluyoruz. Peki 6'ya bakalım arkadaşlar. Alles in Butter, her şey tereyağının içinde. Demek ki neymiş arkadaşlar? Burada çok bariz bir şekilde alles ile başlayan bir anlam var. Bakın bu ilki değil, ikincisi değil. Seine Aufgabe, bunu zaten söylemiştik. Ne olacak? Alles in Ordnung, demek ki her şey yolunda derken ne diyecekmişiz? Deyim olarak Almanca'da. Alles in Butter demek ki neymiş? Her şey yollu, her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda derken alles in Butter, alles in Ordnung anlamına gelmiş oluyor. Peki Tomaten auf den Augen haben, gözlerin üstünde domateslerin olması ne demek arkadaşlar? Bu da çok bariz bir şekilde ortada. E'ye bakalım ne diyor bize? Etwas nicht sehen, etwas nicht erkennen, değil mi? Bir şeyi görmemek, bir şeyi tanımlayamamak anlamına geliyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla Tomaten auf den Augen haben ne olacak? E ile eşleşiyor olacak. Peki buraya baktığımızda nur Bahnhof verstehen ne demekmiş? Evet, nichts verstehen, hiçbir şey anlamamak, ya da o da verstehen wollen, ya da bir şeyi anlamak istememek anlamına geliyormuş. Nur Bahnhof verstehen, demek ki bu da gerçekten eğlenceli, komik bir deyim olsa gerek, öyle değil mi? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde vokabula, yani kelime değil mi? Kelime bilgisi. Was bedeutet das? Bunun anlamı nedir? Evet, belli başlı isimler ve fiiller bir araya geldiğinde, hatta neye giriş yaptık? Deyimler değil mi? Deyimlerin anlamını gördük. Kelimeler ve yanlarındaki bu fiiller bir araya geldiğinde ne gibi anlamların olduğunu görmüş olduk. Bu bir başlangıç arkadaşlar. Deyimlere ve kelime bilgisine bir başlangıç yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.